ICU puzzle'ı andıran bir yapım. Filmde birkaç farklı puzzle'ın yavaş yavaş birleşmesine ve bunların sonunda, filmin sonunda ortak bir noktada buluşmasına ve büyük resmin ortaya çıkmasına şahit oluyoruz. Filmin künyesinde korku etiketi bulunuyor ama bu sizi yanıltmasın. Korkudan ziyade gerilim ve gizem ön plana çıkıyor bu yapımda. Bilindiği üzere bu kanalda 25. karede genel olarak anlaşılması zor filmlerin çözümü üzerine konuşuyoruz. Bu yapımın sonunda hemen hemen hiçbir nokta karanlıkta kalmıyor. İşte bu nedenle uzun bir analiz yapma gereği duymadım bu film için. Ancak finali seyrettikten sonra akıllarda oluşabilecek birkaç soru işareti bulunuyor. Filmi henüz seyretmeyenler için yapımın konusundan bahsettikten sonra bu soru işaretlerini aydınlatmak istiyorum bu videoda. Bu arada minik bir soru. Filmin adı size tanıdık geldi mi? ICU hangi çok 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 ünlü bir filmde geçen bir replik? Videonun sonuna kadar düşünme süreniz bulunuyor. Film sakin ve küçük bir kasabada geçiyor. Bu doğa harikası kasabada yıllar önce bazı çocuk kaçırma olayları yaşansa da uzun zamandır bu tarz olayların görülmediği bir yer burası. Ama çocuk kaçırma olayları yeniden başlıyor. Olayı araştıran dedektif bir taraftan failin izini sürerken diğer taraftan da kendi aile sorunlarıyla uğraşmaktadır. Evet, filmin konusundan spoiler olmadan bu kadar bahsedelim. Filmi seyretmek isteyenlere son sözlerim şunlar. Çok yüksek kalitede bir film beklemeyin. Ama filme kötü demek bu yapıma çok çok iyi demek de üst kalite gizem filmlerine bir haksızlık olur. Ortalamanın bir tık üstü bir yapım diyebiliriz. Eğer biraz düşük tempolu da olsa gizem barındıran, sizi ters köşe yapabilecek senaryolar içeren ve güzel bir finalle sona eren filmleri seviyorsanız ICU sizi memnun edecektir. Videonun bundan sonrası tamamen spoiler içeriyor. Filmin sonunda tam 15 yıl önce çocukları kaçıran adamın Greg olduğunu anlıyoruz. Greg mesleğinden gelen avantajları kullanarak önceki kaçırma olaylarını da bir başkasının üzerine yıkıp aradan sıyrılmayı başarmış. Aslında Greg Mindy'yi öldürdükten sonra Alec'i de öldürecek ve yine olaydan sıyrılmayı başaracaktı. Zaten tüm kurguyu kafasında yapıp bitirmişti bile. Now you took those boys. Then you came here to terrorize the lead detective on the case. You tied up his son. Greg evlerine giren Mindy ve Alec ikilisinin eve öylesine tesadüfen giren birileri olduğunu düşünüyordu. Evet, o son ana kadar böyle düşündü. Bu sahnede Alec'le konuşurken önce onu tanımadı. Çünkü yüzü karanlıktaydı. Ama onun yüzünü görünce nasıl bir şok yaşadığını fark edebilirsiniz. Konuşmaları bile değişiyor ve Alec'in onu vuracağını, kurtuluşu olmadığını anlıyor. Yıllar önce onları kaçıran kişi kendisiydi. Fotoğrafta görülen bıçağı çocuğun eline bilerek sıkıştırmıştı. Böylece bir başkasının suçlanması için kanıt oluşturmuştu. Alec en başta kimin evine geldiğini tabii ki biliyordu. Oraya tesadüfen gelmemişti. Evi onun seçtiğini Mindy'den duyuyoruz zaten. Evdeki fotoğrafları saklarken veya gizlice evde dolaşmaya başlarken bunu Mindy'ye fark ettirmeden yapıyordu. Alec geçmişte kendi hayatını mahveden adamın hayatını mahvetmek istiyordu. Ondan intikam almak istiyordu. Ama ben onun bu eve gelirken cinayet işlemek için geldiğini asla düşünmüyorum. Evin içerisinde çatalları kaybetmek, eşyaları yok etmek gibi gizemli şeyler yapmak ve onların akıllarını kaybettiklerini düşünmelerini sağlamak istiyordu. Wouldn't it be kind of funny to mess with them? Biraz çocuksu da olsa onun amacı buydu. Take some random shit, make them think they're going crazy. No. Ama evin içerisinde Greg'le karşılaşınca artık kendisini kaybetmeye, kontrolünü yitirmeye başladı. Greg'in çocuğuna saldırdı, onu bağladı ve oraya yeşil saplı bir bıçak bıraktı. Bunu Greg'in görmesini ve onun şaşırmasını istiyordu. Filmin sonunda Alec'in diğer dedektifi ismen tanıdığını anladık. Çünkü yıllar önce davayla ilgilenen, onları bulan polis oydu. Aslında her ikisi de birbirini tanıyordu. Eğer filmi seyrettiyseniz düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.
Lütfen kanala destek olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayınız. Bir başka incelemede görüşmek üzere.